şu an Enes'in arabasındayız. Merhaba, selam. Korkuyoruz. Dilekler korkar, ben bayılıyorum değil mi? Kan vermeye gidiyoruz. Kan değil, plazma vereceğiz. Duyduk ki belirli bir ücret veriyorlarmış plazma verince. Hemen bunu bir deneyelim dedik. Korsan Taksim, Korsan Taksi, Korsan Taksi diyordum. Fake Uber. Herkes merak ediyordu, Korsan Taksim. Benim o. Evet, şu an Madison'dayız. Çok yaklaştık. Heyecan doruklarda. Heyecanlıyız çünkü para kazanacağız. İnşallah 100 dolardır. Kafaladım herkesi. Giderim çok iyi para veriyorlar falan dedim. İnşallah 20 dolar vermezler. Bakalım. Bir de meyve suyu falan veriyorlarmış sadece paraya. Atıştırmalık falan. Buradan sana mı dönecektik biz? Bilmiyorum ki. Geçmeleri paylaşacağım. Durun yok. Takla bakalım. Bekalım. Bilin bakalım kim yemek yememiş. Bayılmamak için bir şeyler yiyorum. Plazma vermeye gelirken bir şey yemeyeceğini tahmin ettiğim için yanımda bir şeyler getirdim. Çünkü bilirsiniz ki kimseye güvenip yola çıkılmaz bu hayatta. Aynen öyle. Güzelmiş ha. Arada ben bundan yapsana ya. Ben hiç kahvaltı kültürüm yok. Belirli bir ücret karşılığında tabii ki. Her gün sana 50 cent veririm. 50 cent ne yapayım ben? Güzel para. Türk parasına bakma 10 lira yapıyor. Olmaz. 1 dolar en az. Tamam 1 dolar da olur. 75 cent. Şey ortada beni bir yerden bir yere bedava götür. Her 2 cent. Tamam olur. Korsan taksi eklemeyeceğim. Mekanımız da burası. Gerekli şartları birazcık araştırdım dün yatmadan önce. Bence sağlıyoruz diye düşünüyorum. Umarım verebiliriz çünkü yol geldik yani bunun için. Veremesek de sağlık olsun. Enes'i beslemiş olduk. Aynen öyle. Yolculuk yaptık. Şu an içeri girdik çok mutlu. Sosyal security number'ının kartını unuttuğu için Enes. Ona ekstra bir şeyler verdiler. Şu an kan bağışlama merkezine geldik. Tuvaletindeyim. Bizden 3 şey istediler. Biri pasaportumuzdu, biri nerede ikamet ettiğimizi kanıtlayacak bir belge. Ben paycheck'imi getirdim. Bir de social security number kartımızı getirmemizi istediler. Enes kendini getirmemiş. O yüzden ona bir form doldurdular. Şu an bekliyoruz. İstenen şeyler en az 50 kilo olmak ve verdikleri ücret 125 dolarmış. Yani çok mutluyum 20 dolar olması için şuna. Umarım kabul ederler ve verebilirim. Herhalde çok üzüleceğim bu kadar yol geldik. Wisconsin Dells'ten Madison'a 1,5 saat araba sürdük. Umarım verebiliriz. Kan bağışlama merkeze geldik. Geldiğinizden maç izliyor ya. Fenerbahçe sevgimizi kimse sorgulamaz. Allah. Ali Koç'tan sonra en büyük Fenerli benim. Bu arada Enes'le hemşeriye çıktık. O da Manisalıymış. Anne vlog izliyorsan hemşerimi buldum. Keyifler nasıl gençler? Eğleniyor muyuz? Korkuyoruz. Enes kendine gelemiyor bir süredir. Maç izliyor falan. Unutmayı çalışıyorum işte. Maç izleyince ben her şeyi unutuyorum. Bize bedava içecek ve böyle bir şey verdiler. Şunun tadı çok çirkin. Zaten şunun rengine bakın. Kanserojen diye bağırıyor. Şunun da tadı çok kötü değil ama çok iyi de değil yani. Neyse bedava atıştırmalık. Burada plazma bağışladığımızda başımıza gelecek şeylerin şemasını yapmışlar. Sağ olsunlar. Da arkadaşımız Serdar. Enes bir çekilir misin artık kameralar? Işığa hiç dayanamıyor. Hemen spotların altında aynen olacak. Aynen öyle. Dikkat çekmeyi seviyorum. Serdar bizim arkamızı toplamaya geldi sağ olsun. Bayılırsak, ölürsek eşyalarımıza emanet edelim. Cenazemiz o yolda. Öyle bir şeyler olursa. Eşyaları alıp gideceğim arkadaşlar. Sağ olsun. Geldi bize yardıma. Teşekkürler Serdar. High five. Şu an şöyle bir form dolduruyoruz. Boyumuzu, kilomuzu, hiç dövmemizin olup olmadığını, piercingimizin olup olmadığını soruyorlar. Şunları doldurduktan sonra bizi içeri alacaklar. Şu an üstüme sweatshirt giydim çünkü burası gerçekten çok soğuk. Az önce de formları doldurduk. İşte küpeniz, piercingimiz var mı? Dövmeniz var mı? Four. But as with all medical procedures, there are some risks to be aware of. Şu an bilgisayardan birkaç soru cevapladım. Şu an oturuyorum böyle bir yerde. Hemşireyi bekliyorum, benimle konuşacakmış. Ne konuşacaksa heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak, hala bekliyorum yani. Buraya 12'de geldik, saat 2 oldu, hala prosedür bitmedi. 2 saat prosedür, 2 saatte kan bağışı, bu ne? Bütün gün buradayım, of benim gitti. Enes ne yapıyor şu an bilmiyorum nerede.
Bekliyorum sadece. Hello. Şu an parmağımı kanatacak. Test için büyük ihtimalle. Bekliyorum. Test için kanımı aldılar şu an. Bakalım. Demir değerlerime bakacaklarmış. Şu an oturuyorum hastanede. Şurası donate edeceğimiz yer. Parmağımdan kan aldılar. Bana da bir numara verdiler. Bir sürü test yaptılar. Yani 70 soruluk bir test cevapladım. Hiç alerjin var mı? Hiç böyle hapse girdin mi falan gibi sorular bile vardı. Hepsine no no diyeyim. Geçtik hepsinden şimdi. Aa, Enes geliyor. Enes. Bizi neler oluyor? Bizi nereye getirdin diyor. Ne yapayım? 125 dolar vereceklermiş cash. Ne yapayım yani? Bir de çok rahat durmuyor mu şunlar? Bunlar bayağı yatıyor insanlar. Bir saat nedir ki? 18-125 ile 18'i çarpsak neredeyse 2500 TL yapıyor. Temiz para. Bir de bize yararlarından bahsettiler biraz. Yani siz plazma bağışlayınca aslında bir sürü insanın hayatını da kurtarıyormuşsunuz. Yani çok ihtiyaçları oluyormuş Amerika'da plazmaya. Plazma sizin vücudunuzda 24 saat içinde yenilenen bir şeymiş. O yüzden bağışlamanın hiçbir sakıncası yokmuş. Hiçbir yan etkisi de yokmuş. Yani kan bağışlamakla aynı şeymiş hemen hemen. Hem maddiyat dolaylı hem de manevi olarak bu da yardıma geldi. Hem kendimize yardım ediyoruz öğrenci olarak hem hayat kurtarıyoruz diyelim. Heyecanlıyım şuralara oturmak için. Şu an bekliyorum. 2 saat geçti hala bekliyorum. Prosedür çok uzun sürüyor gerçekten. Belki ilk olduğu içindir ama. Burada şundan bahsediyor. İlk 4 kan verişinizin hepsinde 125 dolar veriyor size. Ama 4'ten sonra 45 dolar veriyor. Ve şöyle special paketler de var. Çok ilginç yani nereye geldim ben. Ağustos'un 1 ile September'ın 4'ü arasında bayağı bir veriyormuş para. Ne kadar ilginç. Evet, herkese merhaba. Şu an ağlamaktan geliyorum. Gözlerimde zaten şişti gördüğünüz gibi. Kan veremedim çünkü doktor kalbinin ritminde bir sorun var dedi. Sen bir git kalp doktoruna görün en iyisi dedi. Böyle çok kibar bir insandı. Üzüldü falan. Sonra ben de üzülünce dedi ki beni bu prosedürü okuturken güldüren tek kişi sendin falan dedi. Üzüldü yani o da ama. Ben de üzüldüm, panik yaptım. Amerika'da plazma bağışlamaya gelip kalp ritminin bozuk olduğunu öğrenmem şok. Çok komik bir vlog bu, çok komik. Moralim bozulacak ileride bunu izleyince. Enes'i içeride bıraktım Enes. Enes kanını veriyor şu an. Ben veremedim. Senin sağlığın her şeyden daha önemli dedi. Moralim bozuk. Eve gideceğim, sinirlerim bozuldu. Hiç mutlu değilim, gülüyorum ama hiç mutlu değilim. Çok mutsuzum. Kalbim bozukmuş. Tek başıma burada oturdum. Gelmesini bekliyorum Enes'in. Moralim bozuk. Enes'iydiniz, arabayı ben süreceğim dedikten sonra. Bizim kocamın köye dönüş şekli. Ertesi günden herkese merhaba. Şu an iş yerimdeyim. Yeni işten çıktım. Bir açıklama yapmak istiyorum. Neden plazma bağışlayamadığım hakkında biraz konuşmak istiyorum. Bağışlayamadım çünkü ya dün bununla alakalı bir video çekmiştim ama o kadar üzgün ve mutsuzum ki nasıl olduğunu bilmiyorum bile. O yüzden aklım başımdayken bir video daha çekmek istedim. Şimdi ben plazma bağışlayamadım. Ama Enes bağışladı. Enes'e son olarak 125 dolarlık bir çek verdiler. Ve o çeki ister banka kartı olarak kullanabilir, isterse de direkt bir ATM'ye gidip nakit para olarak çekebilir dediler. Enes adına çok mutluyum çünkü onu bu yola ben sürüklemiştim. Ama kendim bağışlayamadım. Bunun sebebi doktor senin kalbinin ritmi farklı atıyor dedi bana. Hatta dedi ki yani sen bir kalp doktoruna git dedi. Niye bilmiyorum. Ya hiçbir fikrim yok.
Ya bütün kan değerlerim vesaire, bütün testler iyi geçmişti. Ama ve prosedür çok uzun sürmüştü. En çok canımı sıkan noktalardan biri de bu kadar geldik. O kadar yaptık, son dakika bana kalbin yanlış çalışıyor diyor. Neyse şaka bir yana, moralim bozuldu yani. Dedim ki hani ciddi bir sağlık sorunu falan mı var, kalbimin ritmi nasıl çalışıyor? Doktor bana şöyle anlattı, ben size aynen aktaracağım. Dedi ki normalde insanların kalbi şu şekilde atıyor. Pıt pıt pıt. Ama senin kalbinin ritmi şu şekilde dedim. Pıt 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 pıt. Açıkladığına göre yarım pompa daha fazla pompalıyormuş kalbim. Ne demek bu, anlamadım. Kalbim çok çalışıyor galiba. Ya ben de o an öyle o kadar mutsuz oldum ki dedim ki hani burada plazma bağışlayıp para kazanmaya falan geldim. Karşılaştığım soruna bakar mısınız ya? Ne demek kalbim fazla çalışıyor senin ya? Sonra benim moral bir bozul. Ben böyle bir bozuldum. Dışarı çıktım falan böyle. Zaten odadayım, gözlerim de oldu böyle şey. That's fine. Falan yapıyorum böyle. Çıktım dışarı ama böyle o kadar mutsuzum ki. Kapıdan çıktım, sonra kaldırıma oturdum. Sonra başladım ağlamaya. Çünkü moralim bozuldu yani. Doktor kontrol etti. Sonra emin olamadı, başka bir doktor geldi. Dedi ki hani ben 3 kere saydım kalp atışını, sen de bir kontrol eder misin? Sonra kadın doktor kalbimi inceledi. Sonra dedi ki ben de 3 saydım. Sonra böyle gülümseyerek hafif buruk bir suratla odadan çıktı. Ve ben şey oldum. Bir sorun mu var? Neden benimle konuşmuyorsunuz? Neler oluyor? Sonra anladım ki kalbimin ritmi bozukmuş. Demek bu. Hala ne olduğunu bilmiyorum. Türkiye'ye gidince kalbime bir baktıracağım. Şu an endişeliyim. Yani yaşamsal fonksiyonlarında herhangi bir sıkıntı yok. Her şey çok yerinde ama kalbimin ritminin farklı atması orijinal hissettiriyor tabii ama yani. Sağlıksızsa da üzüleceğim yani şimdi, bilemiyorum. O yüzden çok meraklıyım. Umarım hiçbir sorun yoktur. Neyse bu da böyle bir anımdır. Sizinle paylaşmak istedim. 125 dolar kazanamadım. Kalbimin de bozuk olduğunu öğrendim. Her işte bir hayır vardır diyoruz. Herkese çok öpüyorum. İyi dileklerinizi yorumlara bekliyorum. Şaka şaka. Bir şeyim yok. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum.